Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde son ünitemiz olan Atatürk'ün ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmelere başlıyoruz. İlk olarak Atatürk'ün vefatı ve bu vefatın yankıları. Atatürk'ün vefatı. Atatürk son yıllarda Hatay sorunuyla yakından ilgilenmekteydi. Türklerin çoğunlukta bulunduğu Hatay'ın mutlaka ana vatana katılmasını istiyordu. 1937 yılında Mersin ve Adana gezisinde bulunan Atatürk'ün rahatsızlığı iyice artmış, İstanbul'da istirahate çekildiği Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de dünyaya gözlerini kapamıştır. Atatürk'ün naaşı İstanbul'dan Ankara'ya getirilmiş ve geçici olarak Etnografya Müzesi'ne konulmuştur. Daha sonra 1953 yılında inşası tamamlanan Anıtkabir'e defnedilmiştir. Yabancı basından Atatürk'ün ölümüne dair yansıyanlar. İlk olarak İngiliz basını. Atatürk'ün ölümüne bütün dünya büyük bir devlet, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere önce cesur bir düşman, sonra sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. İran basını. Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre içinde doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Yunan basını pek çok devrimci görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapamadı. Ve İtalya basını da şu sözleri kullanmıştır. Atatürk'ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti. Yerli basından Atatürk'ün vefatını duyuran ulusal gazete haberleri. Atatürk'ün hatırası teselli bulmaz acılarla dolu olan kalbimizin aziz timsalidir. Kadir bilen ve büyük evlat yetiştiren milletimizin yüreğinde Kemal Atatürk adı sevgi ve hürmet içinde ebedi olarak yaşayacaktır. Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın ifadeleri. Atatürk düşünceleriyle bitmeyen bir insandır. Yaşar Nabi Nayır. Ve arkadaşlar Anıtkabir'den bir görsel. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi komutanlığı yapmış olan İsmet İnönü, Cumhuriyet'in kurulmasında önemli rol oynamıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra kabine sistemine geçilince Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü olmuştur. Atatürk öldüğünde Başbakan Celal Bayar, Meclis Başkanı Abdülhalik Renha idi. 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı vekili olarak görevi devralan Abdülhalik Renda 11 Kasım'da meclis toplamış ve Cumhurbaşkanlığı oylaması yapmıştır. Oylama sonucunda Malatya Milletvekili ve eski başbakan olan İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı olmuştur. İsmet İnönü Türkiye'yi 11 Kasım 1938'den 1950 yılına kadar da yönetmiştir. Etkinliğin bir kısmını birlikte dolduralım. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru sütununu, yanlış ise yanlış sütununu işaretleyiniz. Birincisi, Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda hayata veda etmiştir ifadesi doğrudur. İkincisi, Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e getirilerek defnedilmiştir ifadesi yanlıştır. Öncelikle Etnografya Müzesi'nde bekletilmiştir. Üçüncü olarak, Atatürk son yıllarında Hatay'ın ana vatana katılması için uğraşmıştır ifadesi de yine doğrudur. Atatürk'ün naaşı 1953 yılına kadar Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilmiştir ifadesi de yanlış olacaktır. Arkadaşlar etkinliğin kalan kısmını sizlere ödev olarak bırakıyorum ve sıradaki etkinliğimize geçiyorum. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun gelen kelimeleri yazınız. Birincisi, Atatürk'ün ölümü yerli ve yabancı basında büyük yankı uyandırmıştır. İkinci, Atatürk son zamanlarında Türklerin çoğunlukta bulunduğu Hatay'ın ana vatana katılması için çalışmıştır. Üçüncü etkinliğimiz, Atatürk'ün naaşı geçici olarak Ankara'da bulunan Etnografya Müzesi'ne konulmuştur. Dördüncü etkinliğimiz, Atatürk 1953 yılında inşası tamamlanan Anıtkabir'e defnedilmiştir. Beşinci etkinliğimiz Atatürk'ün ölümünden sonra Malatya Milletvekili İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı olmuştur. Ve son etkinliğimiz Atatürk arkadaşlar Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de dünyaya gözlerini kapatmıştır. Bu etkinliğimizi tamamlıyoruz ve sıradaki etkinliği yine size ödev olarak bırakıyorum.
Konumuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Siz de devamında gelen konu değerlendirme testini Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.